Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde Yandex'te bir veri sızdırma durumu söz konusu oldu. Bu durumla da birlikte Yandex'in birçok sıralama faktörü yayıldı. Bu videoda da bu sıralama faktörlerinden bazılarını paylaşan bir hocamızın tweet'i üzerinden bu sıralama faktörlerine aktarmaya çalışacağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk olarak bağlantıların yaşı bir sıralama faktörüdür konusundan bahsedilmiş. Backlink'le alakalı bir konu. Yani alınan backlinklerin çok uzun bir süre var olması bir sıralama faktörü. E bu noktada işte en kaliteli bağlantıların tanıtım yazısı olduğunu düşünürsek, tanıtım yazıların da işte yıllık değil de kalıcı olması arkadaşlar önemli bir konu. Trafik ve organik trafiğin yüzdesi sıralama faktörü. Reklam satın almanın sıralamaları etkilediği anlamına gelir. Yani şöyle ki her ne kadar Google işte AdWords'ten çıkılan reklamlar sıralamayı etkilemiyor dese arkadaşlar bu iş Google tarafında da Yandex tarafında da böyle çünkü bunun birçok örneğine denk geldik. Çok zorlu kelimelerde özellikle e-ticaret siteleri reklam vererek bu kelimelerde çok güzel sıralamalar elde ettiler. Yöreldeki sayılar sıralamalar için kötüdür ibaresi söz konusu. 18 adımda blog kursumuzda URL yapılarını oluştururken bu konudan bahsetmiştik. Şöyle ki İsveç Askeri ücretle alakalı bir içerik oluşturduğunuzda 2022, 2023 gibi ifadeleri URL yapılarında bırakmayın. Çünkü yıl değiştiğinde bu URL yapıların da değişmesi gerekiyor şeklinde söylemiştik. O yüzden de arkadaşlar URL yapılarında yıl ifadelerinin yer almaması hem Google tarafında hem de Yandex tarafında oldukça önemli. 6 madde önemli değerli dostlar bulundurma yani hosting güvenirli bir sıralama faktörüdür demiş. Halihazırda zaten geçtiğimiz günlerde çekmiş olduğumuz iki videoda da hosting'den bahsetmemizin temel sebebi bu. Kullanıcı davranışlarıyla bağlantılı birçok sıralama faktörü, son tıklama, geçirilen süre, hemen çıkma oranı yani işte kullanıcıların ilgili arama sonucundan web sitesine gelmesi, bu web sitesinde geçirdiği süre ve işte hemen çıkma oranı gibi arkadaşlar temel metriklerin Yandex tarafında bir sıralama faktörü olduğu ibaresi yer alıyor. Belge yaşı ve son güncelleme sıralama faktörü. Buradaki belge yaşının arkadaşlara ben içerik olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki makale güncelleme stratejisinin önemine zaten geçtiğimiz videolarda vurgu yapmıştık. diğer yandan arkadaşlar ilgili içeriğin yayınlandığı tarihte bir sıralama faktörü. Yandex konusunda şöyle söyleyebilirim. Yandex'ten arkadaşlar birçok projemde hiç çekiyorum. İçerik ilk üretildiğinde Yandex'te çok güzel bir sıralama alınmıyor. Fakat arkadaşlar içerik kaldığı süre boyunca Yandex'te güzel sıralamalar elde edilebiliyor. Şimdi tüm sorgulardaki ortalama domain konumu bir sıralama faktörüdür demiş site güçlendikçe sıralama yükseliyor. Yani ana domain arkadaşlar otoriteleşmeye başladıkça site alt bağlantılarında da hızlı bir şekilde sıralamasını arttırıyor. Tarama derinliği yani arkadaşlar tıklama derinliği bir sıralama faktörüdür. Bu konuyla alakalı YouTube kanalımızda giriş seviyesinde bir video var. Mekanik SEO'da da bu konuyu en detaylı şekilde anlattık. Yani tıklama derinliği işte örnek veriyorum web sitesinde yer alan bir sayfanın kaç tıklamada erişilebilir olduğunu Tespit eden bir metrik labirent gibi sitelerin iyi bir şekilde sıralama alamayacağız zaten ortada ee, özellikle önemli sayfalar arkadaşlar ana sayfaya yakın tutmakta yani tek tıklamayla erişilebilir hale getirmekte oldukça önemli ana sayfalardan gelen geri bağlantılar dahili sayfalardan daha önemlidir yani ana sayfadan yapılan bir iş linklemenin iç sayfalardan yapılan bir iş linklemeden çok daha kuvvetli olduğu durumu belirtirmiş 13. adımda. 14. durum arkadaşlar direkt olarak otorite ile alakalı bir konu. Bu konunun önemine ben daha önceki videolarımda dikkat çekmiştim. Sitenizin veya yörelinizin arama sorgularının sayısı bir sıralama faktörüdür. Yani şöyle ki işte örnek veriyorum kozba kelimesi veya Cosmonaut.org kelimesi Google ve Yandex gibi arama motorlarında arandıkça bu kelimenin aylık arama hacmi arttıkça bu arkadaşlar zaten bir markalaşmadır. Site otoritesinin direkt olarak doğrudan etkilen bir faktördür. Aynı durum Google için de geçerli. Wikipedia'dan gelen trafik bir sıralama faktörüdür. Wikipedia'nın Türkçe veya İngilizce sayfalarından harici bağlantılar almak oldukça zor. Diğer yandan eğer alınabiliyorsa ve bu sayfalar arkadaşlar trafik getiriyorsa bunun Yandex tarafında direkt olarak bir sıralama faktörü olduğu açıklanmış. Yerimleri sıralama faktörü bu konuyu arkadaşlar daha önce anlatmıştık. Halihazırda hit basarak yükselme konusunda 360 Sosyale bu yerimlerin arkadaşlar bir görev olarak ekletmiştik. Örnek veriyorum işte kullanıcı Windows 10 ürün anahtarı kelimesini Google'da arıyordu. Daha sonrasında siteye giriyordu ve bunun kaliteli olduğunu düşünerek yerimlerini eklediği noktada da arkadaşlar bunun hem Google tarafında hem Yandex tarafında doğru olduğunu zaten verisini sizlerle daha önce yine paylaşmıştık. URL'deki anahtar kelimeler bir sıralama faktörüdür demiş. Yani URL yapısında direkt olarak anahtar kelimeyi geçirmek önemli. Bu zaten Google tarafında da böyle. Bu konuda yine anlattığımız bir konuydu. Geri dönen kullanıcılar demiş. Yani bir web sitesini tekrar ziyaret eden kullanıcılar. Bu arkadaşlar Google tarafında da oldukça önemli bir konu. Doğrudan trafik arkadaşlar. Yani burada şunu anlatmış. Eğer bir web sitesi sürekli olarak organik arama taraflı bir hit çekiyorsa bunun sıralamalar açısından kötü olduğu bu sitenin direkt bir şekilde hit almasında önemli olduğu vurgulanmış. İçerik kalitesi için sayfada bozuk gömülü video olması bir sıralama faktörü demiş. Videoları gömün sıralamalar için iyidir. Kırık yerleştirme videoları kötü demiş. Yani şunu söylüyor arkadaşlar. işte YouTube gibi videoları içeriklerde kullanmak önemli. Fakat bu videoların geçerli olduğunun kontrolünde yapmanız gerekiyor. Yani bu video arkadaşlar sayfada eğer yer alıyorsa kesinlikle ve kesinlikle tıklanabilir ve geçerli bir video olması gerekiyor. Bu konuda zaten daha önceki videolarımız Anlattığımız bir konuydu sayfadaki reklam miktarı bir sıralama faktörüymüş yandex tarafında yani daha az reklam olması daha iyi sonuç alınacağı anlamına geliyor zaten arkadaşlar şöyle söyleyeyim essence odaklı sitelerin ben essence onayından geçtikten sonra eğer hitleri yoksa ve arkadaşlar çok ciddi kazançlar elde etmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle bir reklamı geçmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü halihazırda zaten sitenin çok yüksek hit olmadığı için veya işte TBM düşük olduğu için çok fazla bir gelir akışı söz konusu değil. E bu noktada arkadaşlar siteye reklama boğmanın da çok bir anlamı yok. Bu linki de değerli dostlar videonun açıklama kısmına koyacağım. Bu linkte de diğer sıralama faktörleriyle alakalı detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.